Topraklar, metaller, ağaçlar, sular, herkese merhabalar. Evet, geldi çattı 2023 yılı. 2023 nasıl olacak diye herkes merakla bekliyor. Hatta sanırım 2022 bitti diye herkes göbek atıyor olabilir. Çin takviminde bir yıl iki tane sembolle ifade edilir. Gökte bir element gelir. Bu sene gökte yin su var ve aşağıda da tavşan var. O da yin ağaç. Bunların ikisi elementlerin döngüsü doğrultusunda birbiriyle uyumlu, birbirini besleyen elementler. Dolayısıyla geçen yıla göre daha keyifli bir yıl olmasını bekliyoruz. Geçen yıl da su ve ağaçtı ve birbirlerini destekliyorlardı ama yank oldukları için ve kaplan olduğu için çok saldırgan bir yıldı. Bu sene yin suya baktığımızda çok daha sakin, ılımlı, keyifli bir enerji. Tavşana baktığımızda zorlukları sevmeyen, onun yerine keyifle hoplamayı, koşmayı seven bir hayvan. Dolayısıyla da bu sene daha keyifli olmasını bekliyoruz. 2023'ün enerjisi Raymond Loewy'nin deyimine göre bir çiçeğin üzerindeki çiğ tanesi. Dolayısıyla gerçekten oldukça sakin ve ılıman bir yıl olmasını bekliyoruz. Geçen seneki savaşlar ve bu gerginliklerin 2023'e taşınmamasını bekliyoruz. Ama ne yazık ki evet, yine bazı protestolar ve bazı sıkıntılar gözüküyor 2023 yılında. Özellikle ilkbahar ayını temsil ettiklerinden dolayı tavşanda hala bazı kıtlık, biraz sıkıntı söz konusu olabilir. Ay ay sonradan detaylı olarak sizlere anlatacağım. Ancak onun dışında bu sene tavşan yılı horozlar çok dikkatli olmalı. Horoz burcundaysanız eğer mutlaka bir köpek sembolü üzerinize taşımayı unutmayın. Eğer siz kaplan, at ya da köpek yılında doğduysanız bu sene aşk yılınız. Çok güzel bir aşk size gelecek ya da zaten hali hazırda bir aşk hayatınız varsa ve keyifli gidiyorsa hayatınıza güzel insanları çekeceksiniz. Bu sene insanlar size güzellikler yapacak. Doğum yılınızın sonu 2 ya da 3 ile bitiyorsa, yani doğduğunuz yılda gökte yin su ya da yang su varsa bu sene ayrıca 2023 sizin koruyucu meleğiniz. Koruyucu melek deyince aklımıza ne geliyordu? Gökten gelen muhteşem bir destek. Eğer iyi şans dönemindeyseniz size altın tepside fırsatlar olacak demek doğru olur. Geçen sene kaplan yılıydı ve o bir seyahat atını temsil ediyordu. Bu sene tavşan. Tavşanda bir seyahat atı yok. O yüzden bu sene seyahatlerle ilgili sıkıntılar ya da hareketlilikler pek görmeyeceğiz. 2023'te ekonomi nasıl mı olacak? Bilemedim. Bunu konuşsak mı gerçekten? Çünkü bu sene hiç ateş yok. Ateşin olmadığı yerde ekonomi gerçekten çok zorlanıyor. O yüzden de bu sene biraz zorlanabiliriz. Kıtlık dediğimiz enerji ne yazık ki ekonomiyi biraz sallayacak gibi gözüküyor. 2023'te sağlık. 2023'te suyu temsil eden organlarımızda yine bazı sıkıntılar söz konusu olabilir. Neden? Çünkü hiç ateş yok. Dolayısıyla suyu temsil eden böbrekler ve hormonlarımız, rahim gibi bölgelerimiz bizim için bu sene birazcık hassas bölgeler olacak. Aynı zamanda tavşan ince ve küçük kemikleri temsil eder. O yüzden omurgamız, ellerimiz gibi küçük kemiklerimizin olduğu yerlerde dikkatli olmamız lazım. Aman özellikle horoz gününde ya da yılında doğduysanız lütfen bunlara çok dikkat edin. Çünkü burkulmalar, kırılmalar, ufak tefek sıkıntılar, böbrek taşı düşürmeler gibi sorunlar birazcık bu seneye açık. Aynı zamanda hiç ateş olmadığı için kalp ve damar yollarıyla ilgili de tabii ki sıkıntılar bekliyoruz. Ancak bu eğer haritanızda özel olarak ateşle ilgili bir eksikliğiniz söz konusuysa gerçekleşir. Eğer ateş elementiniz zaten çok fazla ve çok doygun olduğu için istemediği bir elementse bu sene iyi bir yılınız olacak diyebiliriz. 2023'ü daha detaylı anlattığım workshop'ıma hepinizi bekliyorum. Dolayısıyla burada küçük küçük gördüğümüz konuların hepsini detaylı bir şekilde işlemiş olacağız. Her şeye rağmen çok güzel bir yıl olmasını aşkla, sevgiyle ve bereketle gelmesini diliyorum. İzlemede kalın.